Evet. İnanılmaz bir hızda yeni bir podcast'le beraberiz. Bugün konuklarımız Muratcan Yanarız ve Ahmet Mertcan Develi. Bu konukları almamın sebebi hem Türkiye Şampiyonası tekrar duyuruldu. Kısa bir zaman var, 3 hafta gibi bir süre var. Bu sürede birçok kişi tekrardan forma girmeye çalışacak. Hem bunlarla alakalı biraz ipuçları, nacizane onları vermeye çalışacağız. Bir de yine aynı şekilde yağ yakmak, forma girmek isteyen insanlar için bu öneriler yine geçerli olacaktır. Çünkü ikisi de yarışmacı hazırlıyor ve ikisinin de yarışma geçmişi var. Ve tabii ki ben şunu her zaman önem veririm ve söylerim. Kas gelişiminin asla ve asla tek bir yolu yoktur. Birçok yolu vardır. Yani bu iş şu yoldan yapılır, bu iş sadece benim yolumdan yapılır gibi bir şey hiçbir zaman söylemedim. Çünkü öyle bir şey yok. O yüzden farklı görüşleri de alacağız buradan. Hoş geldiniz diyorum. Ben başlangıç için biraz fazla konuştum. Muratcan, ne haber? Hoş Nasılsın? bulduk. Abi selamlar. Öncelikle davetin için teşekkürler. Güzel bir podcast olacağına eminim. Zaten konuştukça konudan konuya geçeriz. Detaylandırırız. Umarım izleyenler de keyif alır şimdiden. Train by GP tişörtünü nereden aldın? Onu ben şu an fark ediyorum. Abi teyzem İngiltere'de yaşıyor. İşte ben buradan gönderiyorum. Artık ne zaman gelirse teyzem kendisi getiriyor. Değil mi? Güzel. Bunu da bana bir öğrencim hediye etti. Abi mesela ben Dart Sport da alıyorum abi işte. Bazen hani çekimlerde soruyorlar. Eskiden Türkiye'ye kargo vardı. Şu an 150 ülkeye falan kargo var. Türkiye yok mesela, kaldırdılar. Evet. Artık hani biri gelip giderse bazı ürünleri gönderiyorum. Adam 6 ay sonra geliyor ama hani geliyor. Bunu bekliyoruz yani artık. Güzel ama Jordan İyice Peters. kıymetli oldu bunlar. Jordan Peters arkadaşlar Instagram'dan bakabilirsiniz. Yani benim genelde önerdiğim çalışma metoduna benzeyen metotlarla çalışıyor. Belki biraz daha fazlası. Evet, Oradan biraz da sor fazla. istersen nasıl bir Bayağı. fazlası derken kilolar olarak zaten daha fazlası. 3 katımı falan kaldırıyor ama o failure mentalitesinde çok 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 daha ileri bir seviyeye gidiyor. Hatta adam şey falan diyordu. Ben diyordu o kadar odaklanıyorum ve sinir sistemimi yıpratıyorum ki antrenmanda böyle beni hype'layacak müzikler dinlemiyorum. Klasik müzik dinliyorum. Yoksa sinir sistemim recovery olamıyor diyordu yani. Bu Abi ben derece bir mentaliteye gelmiş. Jordan Peters'ı izlerken mesela videolarını Instagram'da görüyorsunuzdur. O kadar zorlanıyor ki ben stres oluyorum kamerada. Görüyorsun onu belki. Bir tekrar daha yapıyor. Oh diyorum, tamam. Adam bir tane daha yapıyor. Yani böyle panik oluyorsun izlerken. İnanılmaz bir mentalite yani. Gerçekten çok az insanın yapabileceği bir şey. Ve bugün paylaştığım videosunda hani şey demiş yani, iki buçuk saat civarı antrenmanım sürüyor diye şey yapmış. Sadece iki buçuk saat mi yaptığımızı. Hani biz yani bunu aralıkta bir saat, bir buçuk saat yaptığımızda yorulup çıkıyoruz. Adam iki buçuk saat yapıyor. Ve örnek veriyorum adama soruyorlar hani ne kadar da toparlıyorsun diyor. Adam işte son antrenmandan üzerine kaç uyku geçti onu sayıyor. İşte altında daha farklı şeyleri var, anlatımları var. Belki görmüşsünüzdür. Hani işte Blaze'den Cruise yapıyor. Her hafta kilosunu takip ediyor. Kilosu sabitlemeye başladığında ona göre ayarlamaları. Çok ayrı bir konu. Evet. Yine de İşin 2-2,5 saat tekniğini, dilimini antrenman çok iyi. yapmayı ben bunu izleyen kimseye önermiyorum arkadaşlar. Onu da dipnot olarak geçelim. Yani o çünkü çok ileri bir seviye ki 2-2,5 saat antrenman yapıyorsa haftada 3 gün falan yapıyordur. Belki de o belli bir dönem için geçerlidir. Ancak çok yüksek dozlar ve çok cidden çok yüksek dozlar tecrübelemiş ve bunu açık açık söyleyen birisi. Evet. Buradan da konuyu isterseniz şeye getirelim. Ne tarz bir antrenman sistemi izliyorsunuz? Hipertrofi bazında. Ahmet sen buyur kanka, senden sonra ben bu sefer geleyim. Şimdi ben başlayayım. Hani bu sporda çok büyük süre maalesef deneme yanılma ve hani saçma sapan antrenman programı. Saçma sapan hareket tercihleriyle. Hani Güray'ın hakkını hiçbir zaman zaten biliyorsun yüzüne de söylüyor. Hani bizim Güray'la hani tanışıklığımız bir 6 yıl öncesine dayanıyor ama yüzle tanışıklığımız bir 2,5-3 yıl öncesi. O zamanlar O Ahmet zaman PCT yapıyordu. tabii onu da bıraktık. Bugün düşündüm 2 yıl olmuş. Neyse şeyi hatırlarsın mesela 1,5 yıl önce 140 ve 2 tekrar falan zar zor bench attım. Tamamen şuna geçtim abi. Özellikle belli hareketleri hiçbir zaman çıkarmayacaksın. Yani bankta da olsan, definisyonda da olsan, yarışa örnek veriyorum 10 gün kala da olsa hiçbir zaman çıkarmayacaksın ve bir hani hareket pattern'ın olacak abi. Örnek veriyorum cable'da press'ini yaptın, fly'ini yaptın. Bunlar da hiçbir zaman değişikliğe gitmiyorum artık. Hani en affedersin boktan salona da gitsem, en düzgün salona da gitsem onlar hiçbir zaman değişmiyor.
Onun haricinde ufak bölge hareketleri ve izole hareketlerde orada duruma göre değişiklik yapıyor. Tekrar sayılarım o ağır hareketlerde, temel hareketlerde daha düşük tekrar, izole hareketlerde daha büyük tekrar. Hani natürellerde de bizde de hani şu ana kadar hani bunu önerip gelişim görmediğinde çok kişi olmadı abi. Ama hani Güray'la yine tanışıklığımızdan sonra hani örnek veriyorum ben Muscle Mind Connection'a biraz daha önem vererek hareket etmeye çalışıyorum. Hani Güray biraz daha zaten abi Muscle Mind Connection kendi buluyor sen hareketi düzgün yaptığında. Bunun için kasmana gerek yok. Aksine motor ünite katılımını yavaşlatıyor. Hani mesela Güray'la antrenman konusunda aşağı yukarı aynıyız ama bir burada ters düşüyoruz. Hani genel olarak şeyim bu yönde. Takip ettiğim sistem bu yönde. Sen ne Aslında yapıyorsun bu arada? ben de bir miktar senin şeyine doğru şöyle kaydım. Mesela ben de bir iki sene önce kaldırdığım aynı kilolarla bazı hareketlerimi yapıyorum ama biraz daha kas odaklı yapıyorum. Yani bir 3-4 sene öncesinde çok daha az kas odaklı yapıyordum. Tekniğim yine mükemmel ve doğruydu asla. Yardımı tekrar ya da şey değildi. Ha, belli bir süre güçlenmek için öyle yapmak lazım. Çok zihni kasa verince çok gücünü arttıramıyorsun ama bir noktadan sonra gerçekten o kasa odaklanmak da önemli diye düşünüyorum. Abi valla ben de kendi bakış açımı söylemem gerekirse kesinlikle bu işte o yoğunluk intensity'nin çok önemli olduğunu, tükenişe gitmenin çok önemli olduğunu, yani tükenişin bu işin bir kısmında olması taraftarıyım. Bu hani yüksek tekrarla belki ağır kiloyla ama ben genellikle ağır kilo taraftarıyım bu sporda. Ama işte Dorian tarzı mesela Jordan Peters tarzı o kadar failure idmanlarını herkesin yapamayacağını düşünüyorum. Yani bunlar gerçekten ileri seviye teknikler. Hani insanların önce birazcık bir antrenman altyapısı oluşturması taraftarıyım. Ondan sonra ben böyle hani bir Onu buçuk... için ne önerirsin? O cümle önemli çünkü onu çok atlamamak lazım. Abi şöyle öncelikle hani kesinlikle bir vücutta kas, beyin bağlantısı oluşması lazım. Hangi hareketlerde nereleri çalıştırdığını, bunun üzerine hani araştırmalar var işte. Çalıştırdığım bölgeye odaklandığında falan tarzı. Ben hani çok odaklanmıyorum açıkçası. Aynı senin dediğin cümleye gelmem gerekirse ağır kaldırdığında zaten çalışacak mantığıyla birazcık. Temel hareketler mesela ben bench press kullanmam abi ama hep bir press hareketim olur göğüste. Bunu ağır yapmaya çalışırım gibi. Vücut geliştirme bence verim aldığın hareketleri ne kadar iyi yapabildiğinle alakalı bir spor diye düşünüyorum. Yani o harekette ustalaşmak. İşte 140'la mı yapıyorsun? 150 ile yaptığın zaman aynı tekrar. Belki daha fazla tekrar. Yani verim aldığın hareketi daha iyi yapabilir, daha iyi kontrol edebilir hale gelmek diye düşünüyorum. Ben 1,5 senedir belki aynı sırt antrenmanını yapıyorum abi yani. Aynı antrenmana ne kadar bağlı kaldıysam, sürekli değiştirmediysem, duygusal davranmadıysam hani ya bugün de işte bark row yapasım yok. Hadi bugün de cable'da şuradan ters tutup çevireyim falan. Ondan vazgeçtiğimde gerçekten çok verim aldığımı gördüm. Tabii ki şimdi biz öğrencilerle çalışıyoruz. Sizler bir sürü öğrenciyle çalışıyorsunuz. İnsanlar sürekli bir güncelleme istiyor antrenmanda. Ya yani sıkılıyorlar, ben onu da anlıyorum. Ama gerçekten o yarayan sistemi bulup onun üzerinde ustalaşmak bu işte temel bence. Evet, orada bir şey söyledin ya. Ben ona çok katılıyorum. Duygusal. Bunu yabancı koçlar da söylüyorlar işte. Aynen abi. Emotional training. O çok doğru bir şey. Yani sırf sen orada daha iyi pump hissediyorsun diye. Bu sadece bir örnek ya da öyle işte sıkıştırıyorsun, Evet. tutuyorsun, bekletiyorsun. Sırf onu daha iyi hissetmen, sende öyle bir his yaratması daha iyi bir hipertrofi sağlayacağı manasına gelmiyor. Kesinlikle abi haklısın. Dediğin gibi sistematik bir şekilde gitmen lazım. Yani baktığın zaman temel prensipler bir. Belki hepimiz farklı bir antrenman yöntemi izliyoruz ama şu kesin ki ağır çalışmak lazım. Burada da şunu düzeltmeliyim. Ağır çalışmak deyince herkesin aklına yarım yapmak ve yardımlı yapmak geliyor. Cheat yapmak geliyor. Kesinlikle bu değil. Her zaman benimle çalışanlar da çok iyi bilir. Sürekli anlatıyorum. Tam hareket mesafesi ve kasta stresi asla bozmayacak şekilde var. Yani kaldırabileceğin kilo, kontrol edemeyeceğin kilo ile asla işin yok. Şimdi biz ağır kaldırın deyince yardımlı yapın işte yarım yapın, çeyrek yapın gibi bir şey demiyoruz tabii. Aynen abi. Peki Yani oraya bir ek yapacağım abi. Şimdi aslında ikinizin dediğinin kombinlendiğinde ortaya mükemmel bir sonuç çıkıyor. Yani şöyle şimdi sen diyorsun ki hani güç artacak. Zaten hareketi zamanla daha iyi hissedeceksin Muratcan. Güray da diyor aynen. ki hani aynı hareketleri yapıyorum ama şimdi ben 2 yıl önce yaptım belki aynı ağırlıkla yapıyorum ama şu an kası daha iyi hissediyorum. Daha iyi
nasıl diyeyim, o kasın çalıştığını hissediyorum. Şimdi örnek veriyorum, burada hepiniz 220, 230, 240 çok rahat deadlift yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 160 bench yapabiliyorsunuz. Vardı video. Şimdi şuna geliyor olay. O kası sıkmayı öğrendiğinizde, yani gerçekten tırnak içinde vücuda hükmedebildiğinizde, normal birisi 200 deadlift'te, örnek veriyorum işte kalçası, arka bacağı, işte arka omzu, bicepsi çok daha fazla devreye girerek yapıyor. Ama sen o hareketin altına girdiğinde, yani bir tekrar dahi olsa, gerçekten sırtını tam olarak sıkıyorsun ve ayağa kalkıyorsun. Baktığında kasa, şimdi bir öğrencim değil de Fırat işte bizim, biliyorsun. Fırat uzun süre abi tek tekrar çalıştı. Tamam mı? Şimdi baktığımızda tek tekrar kası büyütmez diyoruz. Ama öyle bir şekilde çalışıyorsun ki tek tekrarda. Gerçekten tek tekrar, örnek veriyorum 6 saniye, 7 saniye sürdüğünde o 6-7 saniye kasın tüm gerilimi hissediyor ve çekiyor abi. Dolayısıyla ikinizin hani düşüncesinin kombinlenmesiyle zaten harika bir sonuç çıkıyor ortaya. Ve hani dediğiniz gibi duygusal yaklaşmadığınız sürece zaten her şeyi deneyip kendinize bir yol bulabiliyorsunuz. Kanka Yani okulda dediğine ha, kesinlikle buyurun. katılıyorum zaten. Ben hani şöyle aslında mantığım, hani gücü kuvveti arttırdın, artık hani idman volümü için daha yüksek kilolarda daha yüksek tekrar yapabilir kapasiteye geliyor vücudun. Ve o ağır kiloları çok iyi kontrol edebilir. O ağır kiloları hakikaten Adele'ye işte Güray abinin dediği gibi hani böyle eklemlerle işte momentum kazanarak sırt yaparken işte kalça oraları buraları Hiçbir şey kullanmadan anlamıyorum. çok iyi hale geliyorsun. Sadece şunu eklemek isterim. Hani böyle bir iki tekrarlarda mesela kimi adamlar, genetik bölgesi iyi olan adam abi büyüyor zaten ağır kiloda da. Ama bazı insanlar da hani aynı şey. Ben mesela omuzum sırtım gibi değil, örnek. Ben sırtımda ne yapsam sırtım size alıyor. Ama omuzum öyle değil. O yüzden işte oralara farklı teknikler, hani daha hissetti belki işte yüksek tekrar neyse, bu kişiden kişiye göre değişiyor. Kimi yüksek volümle geri dönüş oluyor, kimi daha düşük volümle. Ama hani o bir iki tekrarları gerçekten kendini tanıyarak uygulamak lazım diye düşünüyorum yani. Herkes hani Fırat'ın sırtı mesela o tekrarla çok gelişebilir. Ama çoğu kişinin gelişmeyecektir hani. Bunu Tabii ki. benim fikrim tabii ki. Ona dikkat etmek lazım yani bence. Şunu da eklemek isterim bu konuşmaya. Kendi söylediğime de eklemiş oluyorum. Şimdi her seviyeden insan dinliyor. Bu hissetmek ve kasa odaklanma konusunu çok da kafaya takmamak lazım. Çünkü kendimden de biliyorum. Belirli bir kas kütlesinin altındaysan o kası zaten çok da aman aman hissedemezsin. Yani şimdi 60 kilo bench press yapabiliyorsan çok deli gibi de göğsünü hissedemeyebilirsin. Hissetmemen normal, sorun değil. Şimdi mesela lat pull down formunu inceliyorum çalıştığım kişinin. Bakıyorum video gayet güzel. Gayet işte scapulasını açıyor, kapatıyor, çekiyor. Full range of motion. Bir diyor ki çok hissedemiyorum. Sorun yok. Yani belli ki zaten daha başlangıç seviyesindesin. Hani o kadar inanılmaz bir şekilde hissetme. Ve dediğin gibi genetik olarak yatkın olmadığın kası gerçekten hissetmek de zor oluyor. Yani benim her zaman göğüs kasım. İnsanlar hala abi göğüs çalışmıyor musun yazıyorlar. Ben en az pump'ı orada hissediyorum yani. Bence o bağlantıyla onun gerçekten alakası var. Triceps bende de. Ne yapsam yani şu ısınırken bile tricepsim inanılmaz pump oluyor. O yüzden her kasla da aynı şeyi yakalayamamak çok normal. İşte o yüzden abi kendi tanımak gerekli. Yani burada konuştuğumuz şeyler evet genel geçer şeyler. Tabii kendini Ama tanımak gerek. Sadece buradan şunu söylemişsin ya. Belli bir seviyeye kadar belli olan şeyi yapın. Hani çok da kafayı yormaya gerek yok. Hareketi düzgün yap, tam yap. Kaldırabildiğin kadar ağır kaldır. Hepimizin dediği gibi. Ve tükeniş noktasına yaklaş. Şey konusunda ne düşünüyorsunuz mesela? Şimdi bazı ekoller biraz daha bilimsel ekoller. Tam tükeniş noktasındansa oraya gitmeden işte hemen biraz öncesi bir iki tekrar kalacak şekilde de aynı hipertrofinin gelişeceğini söylüyorlar. Bunu gösteren birçok araştırma var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Muratçak, sen söyle sonra ben söyleyeyim. tamamdır. Abi vallahi şöyle söyleyeyim. Tükenişe gitmek, evet. Şimdi buna rahmetli John Meadows'un da bunun üzerine bazı videoları vardı. O mesela işte %60-70, yani sizin one rep max'inin, yani tek tekrarda kaldırabileceğin maksimum kilonun %60-70'ini kullanıyorsan yüksek tekrarla tükenişe gidin. Ağırla yapıyorsanız hani %90'ları yapıyorsanız 6-7 tekrarda da tükenişe gidebilirsiniz. İki türlü de
Hani aynı gelişimi sağlarsınız diyor ama tükenişi vurguluyor. Yani ben tükenişe gidilmesi taraftarıyım. Sadece ayarı tutturulmalı diye düşünüyorum. Ve bu tükenişin merkezi sinir sistemine vereceği zararı iyi yönetmek lazım diye düşünüyorum. Yani burada idman volümü işte. Ben bugün onunla ilgili paylaşım yapmıştım. Yani bazı hareketlerde sürekli tükenişe gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Bütün idman boyunca. Hani spesifik hareket olarak söylemiyorum. İşte 5 hareket yapıyorsam ben 5'inde de böyle son 3 setinde ya yani 15 set falan tükenişe gidilmemesi Evet, gerektiğini düşünüyorum. absolute Bu failure diyorlar. Ben aynen de abi yani katılıyorum. hani çoğu insanın şu an günümüzde o kadar iyi beslenebildiğini, o kadar iyi dinlenebildiğini ve çoğu kişinin de burada izleyenlerin natürel olduğunu düşünelim. Yenilenme kapasitesinin daha az olduğunu düşünelim. Burayı iyi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben tekrar bırakıyor muyum? Genelde bırakmıyorum. Bu da benim hani söyleyip de yaptığım hatalardan biri. Hani ya yapayım belki hani az hasar vermişimdir diye devam. Yani. Evet. Bu Şimdi tekrar bırakma işi de gerçekten çok zor. Yani psikolojik olarak gidiyorsun devamına. evet Ya abi gidiyor insan. kesinlikle her egzersizin bir setinde kesinlikle tam failure'a gitme taraftarıyım. En azından bir setinde. 3 set ise son set olabilir. 4 set ise 2 set olabilir. Hadi çok Yani, iyi hissediyorsun o evet. gün. 3 setin ikisinde gidebilirsin. Diğerinde de bir tekrar, iki tekrar bırakmak. Aslında şöyle, kesinlikle o tekrarı bırakınca ben iyi hissetmiyorum. Samimi söyleyeyim yani bir tekrarda. Ama şunu çok görüyorum ki çok veri var bununla alakalı. Aynı hipertrofi stimülüsünü verdiğine dair çok veri var. Benim onu tek yapma sebebim o veriye güvenmek. Yani Abi artık zaten kontrolünü 6.30 yapsam tekrar isterim alın. yani sonuna kadar. Zaten artık 6.30 tekrar aralığına çektiler abi bu hipertrofi şeyinde. En son Tekrar NSM'in aralığından çok bahsetmiyorum. Hani 6 yapabilecekken 5'te kalmaktan bahsediyorum biraz daha burada. abi İşte yani orada da pardon sözünü kestim kanka. Hani hani ben de diyorlar ki örnek 6-7 verin. Tamam tükenişim. sen bitir ben öyle geçeyim yani. Aynen sen attım topu sana. Şimdi örnek veriyorum kendine 8-12 idman yani tekrar aralığı seçtim. İşte 140'da bench atıyorsun. Şimdi ilk sette yaptın 10 tekrar. İkinci sette yaptın 8 tekrar. Şimdi eğer üçüncü sette eğer o tekrar sayısı 5 ya da 6'ya düşecekse rep range'den çıkmamak için ve volümü düşürmemek için çok hafif ağırlığı düşebilirsin diyorlar. Düşebilirsin bence de. İşte bazıları da diyor ki hani senin rep range'inden ziyade o total kaldırdığın ağırlığa bak istiyor. O ağırlık düşmesin. İşte dediğim gibi RPE'yi sıfır yap. Hani gerçekten tam tüken. Bu da benzer etkiyi veriyor diyorlar. Hani ben dün Ya okudum, o da öyle diyor. rep range zaten mezara gömeli rep range'i çok oldu. Yani hala gerçekten %1'imiyle antrenman anlatan şeyler var, eğitimciler var. Yani bunlar antrenörlük eğitimlerinde hala böyle %1 işte maksimal tekrarın yüzde şunuyla bunuyla abi onlar kalmadı ya. Onlar artık tarihe gömüldü yani. Öyle bir şey zaten söz konusu değil. Çünkü burada hepimizin de söylediği gibi tekrar aralığı çok da önemli değil. Evet doğru diyorsun. Tükenişe gitmen önemli. Ha ama tamam 6-30 tekrarda gelişiyorsun ama bir squat için 25 Eklem de tekrar var ne abi kadar işin verimli içinde. olabilir? Ya da bir curl için 4 tek 5 tekrar ne kadar verimli olabilir? Orada hareket spesifiğinde biraz değişiyor şeyler. Abi aynen dediğin gibi artık sayılardan çok terimler oldu işte volüm, yoğunluk, tükeniş, işte hani frequency dedikleri sıklık falan gibi hani artık onlara odaklanma başladı. Kesinlikle hani insanlar işte 12 tekrar, 15 tekrar yapmalıyım falan gibi düşünüyor ama mesela ben volüm konusunda şunu da düşünüyorum abi. Hani düşük tekrarda da hani tükenişe gidilebilir mantığında. Ben belli bir yoğunluğun yani o intensitenin olması taraftarıyım. Hani sadece volüm hesabı yaparak hani şu gibi 200 kilo ile bir bench ya da 20 kilo ile 100. 10 bench 10 gibi. bence. Hani burada ben yine de ağıra kayma taraftarıyım. Hani bir kilo bunu çok şey, örnek olarak verdim, attım kafadan. Bu yüzden hani tekrardan çok senin de dediğin gibi o terimler hani biraz önemli artık yani. Sen peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Oradan biraz daha genel geniş pencereye geçelim. Bir kas sence ne sıklıkla çalıştırılmalı? Ya da ne tarz bir yöntem izledin? Ne tarz bir etki gördün kendinde? Abi ben genellikle bir çalışıyorum. Ama iki yaptığımda da verim aldım bazen. Şöyle söyleyeyim ben
haftalık hani idman volümü hesaplaması olarak düşünürsek bunun üzerine de çok paylaşımlar var. Biliyorsunuz zaten hani işte sırta mesela 40 set diyelim haftalık belirlenmiş. Bunu iki idmanda da yapabilirsin, tek idmanda da yapabilirsin taraftarı. Çok insan var. Ben genellikle bir adele çalışılması taraftarıyım. Yani haftada bir ama o sertliği verebiliyor mu o kişi? O önemli bence. Gerçekten yoğun, ciddi çalışıyorsa ben birin çoğu kişi için yeterli olacağını düşünüyorum. Eksik bölge konusunda iki denenebilir bence. Hani benim yaklaşımıma göre. Ama onu denemeden önce de kişinin yaptığı antrenmanın kalitesini önce bir sorgulaması lazım diye düşünüyorum. Kaç set var mesela bir bölge için? Abi sırt için mesela haftada bir kere yapıyorum. Örnek 20 ile 24 set arası söyleyebilirim. 4 Yani setten desek 6 hareket gibi. aynen 6 hareket diyebilirim. Göğüs için 5 hareketten 4 set gibi mesela veya 18 set gibi. Hani 20-18 arası. O şekilde yapıyorum. Verim aldığımı düşünüyorum açıkçası. Bazen zaten bu IFBB Pro'lar falan eski vücut geliştirmeciler hep soruyorlar. Yaptığınız en büyük hata hani nedir falan diye. Hepsi çok çalışmak diyor. Ama Çalışmak kesinlikle bir evet hata. bunu ben kendimin de yaptığını düşünüyorum. Mesela ben idmanda çok şeyi yaşıyorum abi. İdmana giriyorum. İkinci hareketi yapıyorum göğüste. İnanılmaz bir pump. Müthiş hissiyat. Diyorum acaba burada bıraksam ben daha mı çok gelişeceğim? Ama bırakamıyorum tabii ki. Sürekli devam. Daha fazla, daha fazla. O yüzden ben biri çoğu kişi için yeterli görüyorum. İyi idman yapan. Tabii her türlü yaklaşım var. Sizinkini de dinlemek isterim yani. Peki bunlar şey mi? Yani 24 set work setten mi bahsediyoruz? Abi yani Tamam. %70'i çalışma seti gibi derim. Nasıl Yani yani? 14, hani 4 diyelim 4 set yapıyorum hareket başına abi. Genellikle 3 aslında. son 2 seti iyi set yani. Çalışma seti hatta 3 seti belki ikinci üçüncü hareketten sonra. Peki ilk 1-2 seti tükenişe ne kadar yakın? Abi eğer temel bir egzersiz yapıyorsam ilk iki sette pek tükenişe gitmiyorum. Yani yaklaşmıyorum. Hani 1-2 bile bırakmıyorum belki. Ve ben şunu çok yaptığımda fayda gördüm. Pre-exhaust'ta önden kan göndermeyi. Yani ilk hareketi verimsiz yaptığımı düşündüm. Görüyorum bunu yapmadıkça. O yüzden ilk hareketi de önceden ısınıp sonra 1-2 set hala warm-up set gibi yapıp sonra başlıyorum açıkçası. Ama ondan sonra idmanın devamı genelde working set. Hani ondan sonra ısınmaymış, oymuş, buymuş pek yapmıyorum onları. Şimdi benim kendi düşüncem abi, ciddi olarak eksik bir bölgeniz varsa, mesela ben en son Eylül yarışında benim kalça arka bacağım çok eksikti. Hani bir anda ani bir plan değişikliği de klasik şey bodybuilding yarışmaya karar verdim. Ben o zaman 2 günde bir sabahları kalça arka bacak yapmıştım. Eğer bir bölgeniz gerçekten eksikse başta fayda veriyor abi. O yüksek sıklık, yüksek frekans. Ama ilerleyen zamanlarda bu recovery aşırı geciktirdiği için, yani benim mesela şu an uyguladığım sırtım vücuduma göre çok önde. Kollarım eksik. Haftada 3 kol. İtiş günü normal standart. Göğüs, omuz, triceps. İşte çekiş gününe sadece 8 set 40 koyuyorum. Geri kalan yaklaşık 10 seti arka bacak koyuyorum. Çarşamba günü bu sefer göğüs, omuz öncelikli şey yapıyorum. İtiş yapıyorum. Perşembe günü bu sefer ön bacak öncelikli. Fakat arka bacak çok daha az bir bacak yapıyorum. Cuma günü kol yapıyorum. Cumartesi off veriyorum. Pazar tekrar kol veriyorum. Ertesi hafta planı tekrar değiştirerek bu sefer bacakla devam ediyorum. Sen ne zaman bu tarz bir eksik bölge odaklı çalışmaya başladın? Yaklaşık 1,5-2 aydır böyle abi. Ya bundan öncesinde her bölgeye eşit mi çalışıyordun? Her bölgeye eşit çalışıyordum ki o Yok abi. hataydı. Yani şimdi bir senelik adam, hatta bir senenin altındaki adam diyor ki kolum eksik yani. Hani affedersin kolu. Onu tutup da ona özel şey yapmamak lazım yani. 10 seneyi devirip bu tarz bir şeye geçtim. Ben de hani hemen hemen 6-7 seneyi devirdikten sonra bir eksik şey altına geçiyorum. O yüzden genel olarak bence her bölge eşit çalışılmalı. Hani onu ek olarak söyledim. İnsanların kafası karışmasın diye çok uğraşıyorum açıkçası burada. Çünkü her seviyeden insan dinliyor burada. Her seviyeden insan dinliyor ve biz bazen kaptırıp gidiyoruz. Kendimiz hani belli bir seviyeye üstüne geldiğimiz için, yani seneler geçince illaki seviyen ilerliyor.
düzenli antrenman yaptığımda. O yüzden başlangıç kısmını bazen unutabiliyorum ben şahsen. Bu arada Gökçe, Söyle Gökçe söyle. Hocam şöyle bir ek yapayım. Şimdi dediğinize. Şimdi bakıyorsun abi adam başlıyor. İşte bir sırt çalışmayı çok seviyor. Ya da göğüs çalışmayı çok seviyor. Kol çalışmayı çok seviyor. Bir süre sonra antrenman sıklığını kendi kafasına göre değiştiriyor. O dediğim yeni başlayan kız. Sonrasına bir bakıyorsun adam bunu 2-3 yıl yapıyor. Ya kifoz çıkıyor ya skolyoz oluyor dengesiz çalışmakta. Ya farklı sağlık problemi çıkıyor. Duruş bozukluğu oluyor, kambur oluyor. Dolayısıyla o dediğin gerçekten yeni başlayan ve belli seviyeye gelmeye yaklaşan adam için yani bunları eşit çalışmak hani tırnak içinde antrenmandan ziyade sağlığı da etkilenmiş şey. Dolayısıyla o dediğin şeyi kaçırmamaları lazım. Abi ben bir de bir ekleme yapacağım. Senin dediğin şeye hani daha yeni başladı kolum küçük diyor ya. İzleyen arkadaşlar da çok soruyordur. Mesela adam yeni başlıyor abi genetiğim nasıl? İşte şuram küçük. Ama ben açıkçası bu yani genetik konusu hani tabii ki kişinin o yapısına bakınca bir şeyler söylenebilir. Ama bu işlerin hani eksik bölge içinde genetik içinde gerçekten bir zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hiç beklenmedik vücutlardan inanılmaz sonuçlar çıkıyor Nick 5. 6. senesinde. Walker'ın ilk yarışma şeyini gördünüz mü? Tabii abi aynen. Gördüm. Abi adamla çok dalga geçiyorlardı ya. Hani o bel kalın, çirkin bir surat. Hani çok dalga geçiyorlardı. Adam nereye geldi yani? Mesela ona baksan genetik yok dersin yani gerçekten. Abi Sanki şey şey yapmış. Sean Clary de mesela O yani da aynısını abi diyecektim. adam şu kadar bir adam ya. Ama ilk yarışları kaç 65-70 kilo falan yanlışım yoksa şu anki yani 120 kilo adamları geçti. Yani o yüzden birazcık sabır bu işte gerçekten. Kolay kolay belli etmiyor vücut kendini bir süre. Ve ben bir yerden sonra abi artık anatominin değişmeye başladığını düşünmeye başladım yani antrenman ve kullandığın diğer takviyelere göre. Yani adam bakıyorsun başta çok farklı gözüküyor. İleride çok daha farklı gözüküyor. Yani bu arada hani başta dediğim adamın profesyonel kariyerinde. Yani ciddi olarak olimpiyalara falan baktığınızda bir bakıyorsun abi Evet, evet, adamın evet. sırf bir yılda çok farklı yere gidiyor. Yani bu da mesela dikkat edilmesi gerek yani yine şeyler için değil, yeni başlayanlar için değil. Hani ileri seviyedeki adamlar için hani işin içine girdiğinde araştırılması gereken bir şey bunu nasıl yapıyor? Peki takviye konusunda natürel ya da destek alan kişiler ilaç desteği. Antrenman konusunda değişmeli mi? Değişmeli mi? Ne diyorsun? Kanka ben burada Ahmet'e atayım abi. Ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Benim de çok hani diğer insanların fikrini merak ettiğim bir konu açıkçası. Şimdi bence değişmeli. Bir zaten toparlanmadan dolayı yani şey değişiyor, recovery süresi değişiyor. Bu yüzden hani ilaçlı bireyle natural birey aynı sıklıkta. Hani çalışsa da hani natüralinki aynı verimde geçmiyor. İkincisi hani kullanılan ilaca bağlı olarak ilaç adı verebiliyor İlaca muyuz? bağlıyı geç şimdi. O kadar Tamam. Ya ilaç örnek veriyorum değil şimdi trenbolon kullanan birisi çok çabuk sertleşiyor. Şimdi bu adamın bir süre sonra tendonları buna uyum sağlayamıyor, çok kolay sakatlanıyor. Dolayısıyla buna göre bir planlama yapmak tabii ki gerekli. Bir de bununla birlikte abi stimulus fatigue ratio diye bir olay var. O hani kası geliştirmeyle o fatigue'in şeyi oranı. O ilaçlı bireylerde biraz daha yüksek egzersizler seçilebilir. Toparlanma daha hızlı değişen olacağı için. nokta ne peki sence ilaçlıyla şey arasında değişen nokta ne? Abi dediğimiz gibi bir recovery, iki hücre içi Evet, taşımının artması. antrenmanda neyi değiştirmek lazım o zaman? Setimi azaltmak lazım, tekrar mı, sıklığı mı? Bana kalsa abi çalışma setini azaltmak yani lazım. Yoksa hani tekrar sıklığı bu tamamen kişiden kişiye göre. Neticede insanların kas lipid tipleri birbirinden farklı. Eklem uzunlukları birbirinden farklı. Eklem uzunluğun farklı olması demek zaten temelde güç üretimini değiştiriyor. Dolayısıyla hani ilaç buradan çok daha farklı bir yerde kalıyor. Adam güç üretebiliyorsa zaten ona göre çalışacak. Doğal da olsa, ilaçlı da olsa. Sadece burada diğer ilaçlı olan bunu 4 set 5 set çok rahat yapabilecekken natural olan bunu 2-3 set yapabilir. Ben onu değiştiriyorum. Yani kendim şeydeyken ilacı kestiğim zaman da o sisteme geçiyorum. Muratcan'ın fikrine bir de ona bakalım. Valla ben katılıyorum. İlk dediğin kelime benim için asıl önemli kanka. Ben hani ilk bakış açısı olarak yenilenebilme kapasitesi açıkçası. Ben en büyük farkın burada olduğunu düşünüyorum. Hatta ben yarışmacılarımda hatta kendimde de yenilenebilme kapasitesi yarışın sonunda hazırlığın sonlarına doğru tabii ki düşüyor. Hepimizin bildiği işte azalan kaloriler, artan aktivite seviyesi işte kardiyoydu, oydu, buydu. Orada da ben idman volümü
yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani natürellerde nasıl kısmak gerekiyor birazcık ilaçlıya göre. Ben yarışmacılarda da bunun tamamen yenilenmeyi iyi değerlendirip ben nasıl recovery olabiliyorum, olabiliyor muyum? Buna göre kısılması taraftarıyım. Yani natürel kişilerin kesinlikle yoğunluğu, o stresi aynı tutması ama idman volümünü belki birazcık daha, belki değil bence kısması taraftarıyım Sen ne kadar yani. kısması lazım? Bunu dinleyen natural biri desin ki, aa ben fazla yapıyorum desin mesela. Abi yani işte burada şöyle söyleyeyim. Mesela sırt için ben hani sırttan örnek veriyorum yine. Bence maksimum 20 set yeterli diye düşünüyorum bir. Her bölge için haftalık 20. Ya kol için belki biraz daha az olabilir. Hani zaten sırtta da aktif oluyor. Omuzda da işte Limit göğüste diyebilir de. miyiz o zaman? Nasıl abi? Üst Duyuyorum. limit diyebilir miyiz o zaman? Üst limit diyebiliriz aynen. Benim de Bu çok tabii aklıma dediklerimiz gelmedi. bir taslak abi yani. Hani insanlar sayıya takılmasın. Bazı genetiği buna Tabii tabii müsait tabii. yenilebilme kapasitesi çok iyi olan insanlar var gerçekten. Hani onlar bunun biraz üstüne çıkabilir, biraz altına düşülebilir. Tabii. Yani sonuçta bir %80 için konuşuyoruz. %10 çok elit genetikler var. %10 bok gibi genetikler var. Gerçekten ne yapsak? Olmuyor yani. Kas yapamıyor. Başka bir spor. Belki powerlifting yapsa, işte başka bir şey yapsa, yani dövüş sporu falan yapsa belki daha başarılı olacak. Benim bu konuda fikrim şöyle. Ben neredeyse hemen hemen aynı antrenman yapıyorum yani. Hemen hemen aynı antrenman yapıyorum. Dediğim gibi ben çok az düşürüyorum yani. 2 ay mesela tamamen ara verdiğim dönemde birebir aynısını yapmaya çalıştım. Fazla geldiğini hissettim. Ne yapıyordum mesela? İşte incline press yapıyordum normalde. Peşine bir tane daha press yapıyordum. Sonra fly yapıyordum. Sonra o aradaki bir press fazla geldiğini fark ettim. Onu attım komple. Sadece bir press, bir fly yapıyordum. Haftada bunu 2 kez yapıyordum. Şimdi 4 hareket yapsam haftada tek gün yapıp ancak recovery olabilirim. Ama iki yaptığım için o şekilde toparlanıyordum, ama prensiplerin değişmediğini düşünüyorum. Yani çok şey sanılmaması gerektiğini düşünüyorum, benim fikrim. Yani bununla alakalı da yine fikrinizi alacağım. Abi ilaca girince Dur hemen aynı geliyorum abi. şey Siz değil. devam edin. Çok tekrar yapayım, yarım tekrar yapayım, bekleteyim, edeyim. Tamam, onların belki, bilmiyorum, belki yeri vardır. Açıkçası bana göre yok. Hiçbir zaman da öyle bir şey uygulamadım. Çünkü hiçbir şekilde takibinin olduğunu düşünmüyorum. Yani o tarz böyle büyük bir değişiklik var mı? Yoksa tabii ki recovery'ye göre azalabilir antrenman. Buna herkes katılır. Ama o tarz böyle bir teknik değişikliği yapıyor musun? Ara Abi yok kesinlikle aynı fikirdeyim. Zaten hani başta o hani yoğunluktan kastım aslında hani tüm idman prensibi senin ara. dediğin gibi bence aynı kalmalı. İşte o hacmi düşürmek lazım. Duygusal davranmamaya çıkıyor yine bence kapı. Farkında olmak lazım, bilmek lazım. Ona göre arttırıp azaltmak lazım. Bu işte abi işte partial yarım tekrardı. İşte yok pozitif patlayıcı, negatif. Ben bunları da çok denedim. Hani hepimiz ilk öğrendiğimizi denemişizdir. Hakikaten negatifler işte çarpı 4 büyütüyor falan gibi böyle çok şeyler vardı. Bir yerden sonra sadece şurada yeri olabilir diye düşünüyorum abi. Çok güçlendikçe hani artık kilo arttırma konusu sakatlığa belki yer verebileceği noktada hani bazı teknikler uygulanabilir diye düşünüyorum. Ama ben işte böyle acayip süper setler, negatifler, onlar bunlar. Ben bunu ilk yarış hazırlığımda bana koçum yaptırdı. Ben perişan oldum. Yani çok kötü gitti. Form tuttum ama hani böyle şey silecek gibi kaldım yani. Dur, negatif dedim, ben geldim, bir saniye. Abi Ahmet, şeyi diyordun bir kanka. hafta kala yine su atıcıya başlamış. Saati geldi aynen. Abi ama ne zaman o ağır sistemlere bağlı kaldım. Çok hani böyle saymaya ona buna odaklanmadan o zaman her dönem geliştiğimi fark ettim açıkçası. Ben de çok hani her yerinde olmaması taraftarıyım. Belki arada bir olabilir diye düşünüyorum. Burada en büyük problem bence şu. Ben o tarz bir metodun kas geliştirmeyeceğine inanmıyorum. Geliştirebilir bence, ama ölçülebilmesi çok zor, Evet. hesaplanması çok zor. Nerede duracaksın, nerede devam edeceksin, belirlemesi çok zor. Şimdi biz burada söylüyoruz, 20 set diyoruz. 20 set, 20 düzgün adam akıllı settir. Diğer türlü işlerin içine onları katınca çok karışıyor bence. Hele ki orta seviye insanlar için çok karışıyor. Abi Aşağı kesinlikle seviyesi zaten düşünmemeli.
Evet, hani kas gelişimine ben de kesinlikle zaten faydası olacak. Eğer yine aynı kapı tükenişe çıkıyorsa yani gerçekten o sertliği sağlıyorsa evet, ama hesaplama konusu gerçekten haklısın. Yani çok zor yani. Takip edilmesi çok zor Ben onun. bir dönem Muratcan, ben bir dönem bir sene flat gezdim biliyor musun? Aşırı çalışmaktan. Yani öyle pump hissedemiyordum, daha çok çalışıyordum. Pump hissedemiyordum, daha çok yiyordum, daha çok çalışıyordum. Böyle bir, ama o kadar fazla set yapıyordum ki o şey eski zamanlarda. Yani Ne o zaman bu? bu çok oldu ya. Bayağı bir yıl oldu yani. Kanka sen yokken ben onu dedim. İşte ilk yarışma hazırlığında bana onu yaptırdılar. Koçum. Benim birebir antrenman koçumdu. Abi ondan çık ona. Ondan koş, süperset tut, çek, bekle. Yok yavaş bırak. Hani ne yapıyorum farkında değilim. Daha ilk yarış hazırlığım. Ve hakikaten o silecek gibi kalmalı. Hani böyle ufacık bir şey kaldım. Şimdi Şimdi bunun işe sevmiyorum, yaradığı çalışmıyorum. adamlar. Drop yapayım bari, süper yapayım bari. Ama ondan sonra yine şeye dönüyoruz, o duygusal antrenman yapma kısmı Evet. insana zarar Abi veren bir şey. sürece güvenip verim aldığını devam ettirmek bence bu işte kilit yani. Muratcan dediğine sadece şunu ekliyor. Dediğini şu an aktif olarak yapan bir adam var, Milos Sarcak. Aynen. Ama Onunla şimdi bile aynı salondaydım. Hidetay'ı öyle çalıştırıyordu. Herif ağlıyordu yani. Burnundan kan geliyordu adamı küsüyor, izlerken. ağlıyor gerçekten. Ama Evet. yine şuna geliyor. Biraz önceki nasıl ki natural ve ileri düzeyi tartıştık. İlaçlı adamın. Orada da ilaçlı ve daha ilaçlı gibi bir ayrım giriyor devreye. Yani Evet senin doğru, bir de kullan, yani o abartı adamın derecesi de oluyor kullandığını ama. sen, örnek veriyorum, ayda kullanıyorsun. Yani ona göre sistem belirlemek lazım kesinlikle Tabii abi. ki. Evet. Evet. Şimdi Bence son güzel bir antrenman özeti oldu. Yani gerçekten çok verimli oldu. Şunu al, kurs diye ver. ya işte aslında verdiğimiz sonuç şu: her şey işe yarıyor. Yani işe yaramayan bir şey yok. Yani her şey işe yaramayı geçti. Aslında hepimizde bir kas var abi. Örnek veriyorum, şimdi salonda ders veriyorum. Birisi derse başlıyor. Neticede o adam derse ilk başladığında lat pulldown'da, yani boş barı yukarıdan çekmiyor abi. 3'e takıyor, 4'e takıyor. Herkeste bir kas var. Herkes o kası hayat içinde öyle ya da böyle gün içinde kullanarak geliştiriyor. Kas buna adapte oluyor. İşin daha sonraki sürecinde farklı bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla herkes de her şey işe yarıyor. Ama sadece zamanlama giriyor devreye. Şu telefonun sesi alayım, flaşımı pardon. Zamanlama giriyor devreye ve dediğimiz diğer etkenler giriyor. O da biraz deneme yanılmayla artık çözüyor. Yoksa senin kendi üzerinde dediğin gibi bir yıl flat gezdi. Sen diyorsun ilk yarışımda ya başıma bu geldi. Ama bundan bile bir şey öğreniyor. tabii, aynen O kesinlikle. kesinlikle. Beraber. O, yani lafını böldüm. Ben Evet. şuna inanmıyorum abi. Bu işi yapmayan birisi, o podyuma da adım atmayan birisi ya da bir miktar bunu cidden kafaya koyup denememiş birisi bu işi yapamaz. Başkasına da öğretemez. Yani sadece teorikle bu iş olmaz. Evet, Kesinlikle. abi mesela O Henry Rambo'da konuda örnek teorikte gösteriyorum. kalan kısmında kalan birisi olarak ben bunu söylüyorum. Abi Henry Rambo'da mesela hep örnek gösteriyorlar. Henry'nin bile eskiden yarışları var. Yani bir tarafında olmuş bu işin adam. Denemiş yani. Evet. Chris Solo. Aceto da öyle yine. Aynen öyle, aynen. Yoda Zaten Hill Charles mesela, Clason Neil falan Hill hepsinin öyle. var. Hepsinin var Tabii. abi. Ben çok ufak bir şey eklemek istiyorum sadece abi. Ben bunu hani öğrencilerle çok yaşadığım için. Hareketin formuna tabii ki dikkat etmek lazım. Ama bazı hani şu olmamalı abi. İşte row yapılıyor ya mesela. Hani o kadar müthiş bir formda yapılmaya çalışılıyor ki bazen. En ufak hani böyle cheat olmasın diye. Bu kişiler kilo arttıramıyor hiç. Ben bunu çok yaşadım. Birazcık cheat'e müsaade etmek lazım ama bu cheat'te Adele ile o bağlantıyı koparmadan. Hani o cheat yapabilmeyi de öğrenmek lazım bence. Ben bunun çok faydası olduğunu düşünüyorum. Hani insanlar da kilo arttırmaktan çok korkmasın bazen. O kadar müthiş formda yapmaya odaklanınca o kilo artmıyor abi. Ben bunu çok gördüm yani. Evet. Biraz o sinir sistemini uyarmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü sonuçta baktığın zaman sen olmayan bir şey için uğraşıyorsun. O kası zorlayıp daha büyük olmaya Evet. zorlamak istiyorsun. Biraz kendini de zorlaman lazım. Yani biraz buna katılıyorum. Ama tabii insanlar yine başta da dediğim gibi ağır çalışın deyince hemen hemen aşırı cheat mentalitesine geçiyorlar. Evet. Böyle körler falan. Mesela Göktuğ'yla bir tane kol videosu çektik. Her şey çok nizami. Ama bence ağır çalışma o gayet. Yani sırf ben sallamadım diye mi hissederek Evet. çalıştım oluyorum? Halbuki alakası yok. Bir de herkesin ağırı kendine abi. İnsanlar bunu da bilmeli.
Herkesin Evet. kafası farklı yani. O zaman form için şunu diyebilir miyiz? Sakatlanmayacak bir ölçüde ve yine kası temel ölçüde, yani temel seviyede hissedeceğin formda olsun. Genel Bence olarak. gayet güzel bir açıklama kanka yani. Ama bununla birlikte hani vücut geliştirme açısından konuşsak, hani o ağırlık kaldırılırken bir hani ağırlık A noktasından B noktasına hareket ediyor neticede. Ve sen ona karşı kuvvet uyguluyorsun. Ama bunu hiçbir zaman da temel amaç haline getirmemeliyiz. O biraz önce Güney'in bahsettiği gibi. Yani öyle formlarda öyle hareketler görüyorum ki hani gerçekten bunu yapıyor diyor. Uygun mudur sizce bu düşünce? Yani bunu da sadece şunu söyleyebilirim. Hani yeni başlayan seviyesi hissetme kısmında çok kafa yormasın. Çünkü deli gibi hissedersin. Hissedemeyecek. Ya Evet. Hani büyük bir kası hissedersin. Yani çok gelişmemiş bir kası öyle aşırı hissetmen çok mümkün değil diye düşünüyorum. Ve sen biraz geçen bir odaklanmalı diye düşünüyorum abi yenilerin. Hani yeni başlayanların hani o kas odağından çok kuvvete biraz odaklanması taraftarıyım. Tabii bunu hareketi nizami yapmaya çalışarak. evet, o kesinlikle altını çizmek Güray, gerekiyor. sen şeyden mi bahsediyordun bir videoda, şu iki kollu sırt çekişten şey diyordun sanki, ya da başka bir hareket diyordun ki bu hareketi ilk yapmaya başladığında hiçbir şey hissetmiyor. Evet, Heh. kesinlikle öyle diyordum. Ama daha sonra yapmaya başladıktan sonra o kası sıkmayı zamanla, yani Evet, buna ısrarla takılmadan da yaptım zamanla hareketi. öğrenin. O kas geliştikçe zaten vücudun oraya sinyali gönderiyor. Öyle bir videon geldi aklıma da çünkü şimdi. Evet, benim sırtımın biraz daha kalın, genişlik yönünden her zaman iyi olmuştur. Kalınlık yönünden üst sırtı biraz eksikti. Çünkü şunu fark ettim. Diğer bölgeleri iyi olduğu için hep o iyi kasları kullanarak yapıyorum. Sonra ısrarla orayı spesifik çalışacak hareketleri yapmam o zaman hareket hissetmiyorum yani. Bok gibi bir his var. Ama yaptıkça kesinlikle o bağlantıyı kurdum yani ve o kas grubu büyüdü. Her O zaman bağlantıyı kalınlıkta abi biraz hissedemiyorum diye da at çöpe değil. izole hareketler yaparak mı kurdun yani o bağlantıyı? Şöyle kurdum. Ben şey yapıyordum. Şu plate row'lar var ya. Geniş Ha, şekilde evet, onu ha, oturarak yapıyordum. yaptım. Hı. Ama başta hiç hissetmiyordum. Her zaman böyle onu da latımla çekesim geliyordu. Yani Hı konu hı. oraya kalır. Israrla o kasın fonksiyonu neyse onu yaptım. Ha, izole de belki yapılabilir. Sırt için çok fazla izole mümkün olmuyor. Bu şekilde bir tecrübem var Hani yani. izoleden kastım abi şunu aslında hani demek istedim. Dediğin gibi yani hemen hemen her kas bölgesi için böyle tek bir yeri böyle tutup da Evet, izole orayı izole ettim. Doğru. etmek. Yani şu abi çünkü bazen hani insanların genetik eksikliğini fark edip oraya belli hani böyle spesifik hareketleri yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Bence vücut geliştirme bu zaten. Evet. Hani compound egzersizler belli bir temel tabii ki. Ama o ufak detayları da kullanmak bence çok önemli. Eksik noktalar için özellikle. Zaten Peki. o eksik noktalar zamanla çıkıyor abi orada. Yani hiç kimsenin vücudu şey değil, %100 değil. O zaten eksik noktalarda da bizim aslında hem konuşmanın başından beri anlattığımız, evet bunlar kişiden kişiye değişir. Ama işte Güray farklı bir bilgi veriyor, sen farklı bir bilgi veriyorsun, ben farklı bir bilgi veriyorum. Kendi deneyimlerimizle elde ettiğimiz. Ve kağıt üstüne baktığımda evet, üzerinde literatür çalışması da olan. Yani dolayısıyla şuna geleceğim abi. Bir bölgeniz eksikse o dediğiniz gibi zamanla ortaya çıkıyor. Bir anda başladığınızda çıkmıyor. O eksik bölgenizi tespit ettiğinizde de burada bahsettiğimiz farklı metotları kullanabiliriz. Yoksa işin temeli aynı abi. Yani temelinde hiçbir şey farklı değil. Temelinde o ağırlığı kaldırdığında hani kasa o sinyali gönderebilmek. Temel olarak daha teferruatı var neticede. Bence yani Oradan ayrılmadan hareket etmek lazım. Yani Güray çünkü en başında dedi bu yayını. En baştan başlayan da izliyor. İleri seviyesi de izliyor. Ama en baştan başlayan için bu temel kuraldan ayrılmamak en önemlisi. evet, artık açıkçası salonlarda da insanları görüyorum. İnsanların daha bilinçli çalıştığını görüyorum yani. Gerçekten bizim gibi içerik üretenleri takip eden insanların. Yani birçok kişi var. En şey içeriği ben üretiyorum gibi bir şey kesinlikle demiyorum. Beğendiğim içerik üreticileri var bu konuyla alakalı. Yani şimdi sayarsam unuturum falan ayıp olur. Ama görüyorum yani insanların daha bilinçli ilerlediğini görüyorum. Buradan biraz beslenme kısmına geçelim. Murat, senin beslenme konusunda ne düşündüğün hiç pek bilgim yok açıkçası. Mesela ne tarz diyet uyguluyorsun?
uygulatıyorsun diyeyim daha doğrusu. Abi tabii bu benim çalışma sistemimde yarışma yani natürel veya değil değişiyor kişilerde tabii ki. Hani buradaki ayrımlar tabii ki natürel olmayan kişilerde ben özellikle yağ alımını biraz düşük tutuyorum. Ne kadar mesela? Benim yani abi şöyle söyleyeyim. Ben kendimden örnek vereyim. Ben mesela 110 kiloyum şu an. Yağ alımım 35-40 gram maksimum oluyor. Genellikle yüksek protein ve yüksek karbonhidrat uygulatmaya çalışıyorum. Bu tabii kişiden kişiye değişebiliyor ama hani zaten yağın buradaki asıl amacı natürellerde de hani hormonal seviyelere tabii ki çok büyük katkısı. Ben ilaçlı kişilerde burada bu kadar önemli olmadığını düşünüyorum yağın. O yüzden yüksek karbonhidrat, yüksek protein yaptırmaya çalışıyorum. Natürel bireylerde yağı biraz daha yüksek tutuyorum tabii ki. Yarışmacılarımda ciddi seviyelerde hani artık form noktası geldiğinde yağı çok çok düşürtebiliyorum. Bu benim bakış açım. Bunu yağı çok yüksek tutan çok koç var. Ama ben yarışmacıların açıkçası düşük yağ gitmesi taraftarıyım. Yağ Benim görüşüm. yakımı, yağ yakımı döneminde mesela kabaca böyle hani 80-90 kilo biri için kabaca Abi böyle ne kadar 25-30 tutar? falandır tahminen. 100, 0,3-4 gibi bir şey genellikle civarı. Ya da hangi kaynaklardan geliyor mesela? Benim kendimde en çok verim aldığım yağ çiğ badem abi ya da badem ezmesi. Ben bunları çok iyi, yani badem türevlerini çok iyi sindiriyorum. Avokado falan açıkçası pek kullandırmıyorum o tarz şeyleri. Kırmızı et kullandırmaya çalışırım. Kırmızı etin yağının da ben belli bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yumurta sarısı ve çiğ badem genellikle ve badem ezmesi bu ikisi üzerinden ilerliyorum yani. Şey, yarışa da şimdi tekrar bir duyuruldu ya, ona da Evet. hatta biraz daha şey değinelim. Mesela en böyle hardcore ne kadar düşüyorsun kalorileri? Abi çok şimdi çok düştüğüm oldu ya. Acayip düşürdüğüm yarışmacılarım da oldu yani. Hani Kaç böyle gibi mesela? Ben merak yastık. ediyorum bunu. Çünkü kondisyonda çıkarıyorsun sporcularını, görüyorum. Evet. Yani bir Benim ilk öncelik kondisyonu abi kondisyon. Yani hiç isterse yastık yorgan yesin yani hiç. Bu kondisyonun şeyi nedir yani, ana noktası nedir? Çünkü ana noktasının ilaç olmadığını biliyorum. Şu açıdan biliyorum. Tabii ki Herkes kullanıyor ilacı zaten. gerekli ürünler zaten var. Yarışmaya çıkan Evet. herkes belli bir miktar puşluyor. Doğru ya doğru Evet. hani. Evet abi. Yarışma kürüyle keyfe keder yapılan kür bir değil yani. Podyuma Yok. çıkan insanın o hırsı, o biraz daha ilaç limitini zorlatıyor zaten. Ama bu farkı yaratan mesela diyet kısmında ne senin için, diyet ve kardiyo? Hiç bilmiyorum, Abi, merak da ediyorum. evet. Abi genellikle kesinlikle uzun prep yaptırıyorum ben yarışmacılarıma. Yani 16 haftadan aşağı kolay kolay kimseyi hazırlamamışımdır. Yarışa 12-10 hafta kala gelen kimseyi almam. O yüzden abi yani çok çok iyi kalitede bir isimse tabii ki o ayrı ama ben o 16 haftayı kendim geçirtmek isterim. Yarışa 6-7 hafta kala belli bir formda tutmak isterim. O yüzden ilk başta biraz sert gidiyorum genelde abi. Defisit mi 16 hafta? Kalori. Evet. Abi şöyle 6-7 hafta kala hazır hale getirip ondan sonra biraz doldurup tekrar forma sokma yöntemini çok uyguluyorum ben. Ama o 16 hafta genellikle defisit veya maintenance. Hani bir Evet. iki tane böyle ben cheat meal taraftarı değilim asla. Bu benim görüşüm. Hani genellikle hep en fazla maintenance diyeyim. Arada bir high day hani çok acayip bir metabolizma hızı olan bir adamsa yaptırıyorum ama sert geçiyor 16 hafta yani. Evet, bunu vurgulamak lazım. Çünkü insanlar genelde McFit'teki ışıkların altında vücutlarına bakınca böyle iyi sanıyorlar Evet. kendilerini. Yani iyiler tabii ki ama podyum için iyi olmak biraz farklı ve hemen hazırlanacaklarından düşünüyorlar ama 3-4 aylık bir diyet yani böyle bir kondisyon. Abi yani ben öyle yaklaşıyorum. Neden abi? Çok üst seviye sporcular bile bu işi 12-16 hafta falan yapıyor. Evet, adam atıyor 20 hafta kala. Aynen abi ve 20 hafta kalı temiz de mesela adam yani. Şu var bir men's fizikçiyle benim görüşüm bir bodybuilder'ın ya da klasikçinin hazırlığı tabii ki kondisyon olarak farklı noktaları gerektiriyor. Hani bir men's fizikçinin üstün hazır olması tamam ama iş alt tarafa geldiğinde işte arka bacaktı, kalçaydı, Ahmet mesela vücut geliştirme yarışıyor.
Mesela üstü formda her zaman ama onun için arka bacak kalça çok önemli mesela. Daha çok kuşlaması gerekecek. Yani özellikle o seviyede adamların, mesela Ahmet çok iyi kondisyon tutan bir adam ama işe başka bölgeler girince daha sert gitmesi gerekecek belki. Daha uzun prep yapması gerekecek. Ben 7-8 haftada da üstümü çok kupkuru yapabiliyorum. Ama bisiklet değişince işler farklılaşıyor. Peki Yani kalori kaça kadar iniyor? Tahmini. ben kendim de şöyle söyleyeyim abi, 1400-1500'e kadar indiğim oldu. Evet, bence inilebilir. Ben yani 90 Ben kiloyken kesinlikle o kadar inilmesi değil. taraftarım abi. Yani yarışlar kondisyonla kazanılır diye bir laf var zaten. Bu hani İngilizceden çevirdi ama tabii ki bir kas kütlesi şart. İşin adı vücut geliştirme. Ama istediğin kadar büyük ol, kondisyon olmadığı noktada geçemezsin kolay kolay yani. Çok zor. Bak onu çok net söyleyebilirim. Bak şu zamana kadar Ankara'ydı, İstanbul'du, işte Türkiye'ydi, işte en son gittiğim NPC'ydi. Hiçbir zaman öyle podyumda en büyük adam olmadım. Yani neticede şu var en başta, onu bir kabul edelim. Sen istediğin kadar mükemmel bir hazırlık geçir. O podyumda 6 kişi derece alıyor. Bu bir. İşte NPC'de 5. Dolayısıyla senden ziyade senle birlikte podyuma çıkan diğer adamlar önemli. Ben şu zamana kadar hiçbir zaman podyumda en büyük olmadım. Kütlerle dikkat çeken bir adam olmadım. Ama buna karşın kurulum her zaman diğerlerinden bir tık öndeydi. Ve bu gerçekten ise kütleden orada çok daha farklı bir değer kazanıyor. Yani hakem oraya baktığında diyor ki, aa evet bu adam hazırlanmış. Yani örnek veriyorum, diyet dedik, 1500 kalori dedik. Öyle bir diyet yapmış. Ya da örnek veriyorum, devam ettiğimizde kardiyoya geçeceğiz. Evet bu adam uğraşmış, yatağından kalkmış, 2 saat kardiyo yapmış. Gerçekten sizin efor sarf edip sarf etmediğiniz orada hakemlere göstermenizin tek yolu definisyon abi. Ve bu hani NPC'ymiş, IFBB'ymiş, Türkiye'ymiş hiç değişmiyor. Ya sen hakemi, sen boş ver hakemi, ne yapacaksın sen? Kaça kadar iniyorsun? Çünkü son yarışında bayağı dip kuruydun. Ne kadar düşürüyorsun yani? İnsanlara ben Şöyle. bu konuşmanın amacı şu. Abi insanlar sanıyor ki 2400-2500 kalori ben yemem lazım. Ben harcıyorum çünkü yakıyorum işte kardiyo yapıyorum falan ama öyle bir dünya var mı? İkiniz de hem iyi kondisyon tutan hem de iyi kondisyon tutturan kişilersiniz. Abi dediğin gibi yapmak için yıl boyu diyet yapmamak ve kardiyoyu kesmemek lazım. Tamam. Bunu kesiyorsan, kendine dinlenmek için süre veriyorsan, vücudun arada sulanıyorsa, yağlanıyorsa, paşa paşa gerekiyorsa 1500 kalori düşeceksin. Ben bugün 1500'e düştüm. Çok Düşülebilir değil zor. mi yani? Bunda bir sakınca ben görmüyorum. Yok abi çok, yani dediğim gibi hatta 2 öğün yaptım. Hani tavuk yedim, yumurta yedim. Bir daha tavuk yedim, gayet de rahatım yani. Hiç şey modunda da değilim. Yani, hani bitse de gitsem modunda. Ha tabii önümüzdeki süreçte 4 haftada ne gösterecek? Ama dediğim gibi ben ilk defa böyle bir şey deniyorum. Sen yarışacaksın. Rush prep. Yes. Ahmet O mesela Ramazan'a rush prep geliyor. yapamıyor Muratcan. Asla yapamıyor yani. Her Yok sene abi bak, ben yapıyor. hayatımda Muratça 6 haftadan uzun o sezon yapamadım biliyor musun? Abi o da büyük. Eylül'de Helal olsun yani. Gerçekten o tempo inanılmaz bir tempo. o bak benim için yarışmak gerçekten zor gelmiyor. Off sezon çok daha zor geliyor. Abi Çünkü keyif takip alıyorsun, onu yap ya. Bu iş tamamen keyif alma işi. Kesinlikle bence. Yani mesela 1500 kalori yemişsin ama suratın gülüyor. Ne güzel abi, işte budur. ne Keyif yapayım, ne yapayım? Alayım mı abi? Ben kaşındım neticede. Dün almak yani. baktım reklam aynı lan. İndim yarışıyorum, ne yapayım? Abi ben şeyi hani çok görüyorum. Sizler de hep görüyorsunuzdur. İşte biz 600 gram karbonhidratta geliyoruz. Abi bu marifet değil ki. Of Sen bak kesinlikle ya bu var ya yani ben bunu konuşmaktan ve insanlara açıklamaktan bıktım. Bıktım. abi yani şimdi dediğin gibi McFit'te ben yarışmacılarıma direkt söylüyorum. Hani ben kendime acımayan bir adamım. Çalıştırdığım bir kişiye tabii ki acımam. Abi sen iyi gözüküyor olabilirsin ama podyum farklı bir şey. Yani oradaki rekabet seviyesi farklı bir şey. Gerçekten kondisyon işi insanların daha podyum gördükten sonra kavradığı bir şey bence. Sert podyumlar gördükten sonra. Sen McFit'teki arkadaşlarından zaten iyi oluyorsun genelde. Ama senin rakiplerin yarışmacılar ve iyi yarışlarsa bunlar. O yüzden yani 120 kilo adamlar abi 150-200 gram karbonhidratlar yapıyor. Hani sende nasıl bir metabolizma var abi? Hani 100 kişiden 2-3 kişi yapabilir, tamam eyvallah, ama biraz gerçekçi olmak lazım. Bu kilo düşmekten korkmamak lazım. Hele ki atletik fizikçiler siklet yarışmacısı değil zaten. Bu kadar tartıya odaklanmamalı diye düşünüyorum. Tartı bir ölçüt tabii ki. Ama tek odak noktası olmamalı. İnsanlarda o kadar çok bir kas kaybı korkusu var ki, yani acayip Hangisindeki? anabolikler aldığı halde
Hani o Pazar yüzden dedi mi son bir soru. Seminer Güray? Duyamadım. Seminer Tamam. pazar dedi mi bizim? Evet. Muratcan, bak sana şöyle diyeyim. Herkes yani işte gene hani biz 1500 kalorilik bir diyet önerdik. Herkesin sorduğu şey kas yıkımı olur mu? Metabolizmam yavaşlar mı? Metabolizmama şu olur mu? Şuram küçülür mü? Şu olur mu? Yani bu hem gerçekten o kadar kolay sanılıyor. Evet. Ve şu var ben hani sen kendi biliyorsun tamam mı? 1500 kalorilik bir diyet yaptığını varsaydın da 1500 kalorilik yapıyorsun. Ben çok için maalesef 1500 kalori diyet yapıyorum deyip 1500 kalori yaptığını da düşünüyorum. Tıpkı bir saat kardiyo yapıyorum deyip hızı 3'e alıp eğimi 5'e alıp yürüdükleri gibi. Yani orada biraz insanlar kendine kıyamıyor. Yani dediğim Ya gibi bugün 1500 yaptığını sayıyor, yaptığı diyetin alakası yok. kesinlikle bugün bakıyorum salonda yürüyorum şu antrenmandan çıkacağım bisiklet alanının yanında geçiyorum. Ya inanamazsın telefonla mesaj yazıyor hani pedalı çeviriyor mu çevirmiyor mu yani ne yaptığı belli değil ama orada saniye geçiyor yani sonra yapmış olacak 30 dakika kardiyo. Abi Şimdi özellikle düşün. kardiyo için çok hızlı bir şey söyleyeyim sana veriyorum kanka sözü. Yok Kardiyo yok için bence kardiyoya değinebilirsin. yarışma hazırlığında bence abi ben mesela öğrencilerimde kardiyo yaptırmaktan çok ilk beslenme düşürüyorum. Neden? Çünkü abi o adamın nasıl kardiyo yaptığını ben bilmiyorum. Dediğin gibi hani kitap okuyarak yapabilir. İşte hani PlayStation oynayarak yapabilir. Ya böyle çok yapan var. O yüzden beslenme burada daha takip edilebilir bir ölçüt. İyi kardiyo yaptığını bilsem evet kardiyoya ilk belki odaklanabilirim de o dediğin şey çok doğru abi. Bu idman için de geçerli. Hani sert idman yapma noktasında da çok geçerli diye düşünüyorum. Evet. Yani burada Abi. tabii biz sadece kesinlikle sadece ilaçları konuşmuyoruz. Bence natural, bak natural biri de çok yağlıysa yani bildiğin göbeği varsa bence 1500 kalori diyet yapmasında Abi hiçbir evet problem yok. zaten vücutta var bir sürü enerji kullanırsın Kesinlikle yani depon dolu zaten. Yani dışarıdan aynen. hala almana gerek yok. Ama zor olacak yani. Tabii ki zor olacak ve bok gibi hissedeceksin. Abi ben dediğin durumu ortadan kaldırmak için genelde HIIT kardiyo yazıyorum. Bir de üstüne eğer saati varsa ya da işte örnek veriyorum koşu bandında yaptıysa oradan ekran görüntüsü istiyorum öyle çözüyorum. Çünkü kardiyo bu işin olmazsa olmaz neticede. Evet diyeti kıstın ama kardiyosuz bir yere kadar götürüyor. Adam paşa paşa o koşu bandına ya da bisiklete çıkacak ve dediğim gibi o kontrolü nasıl sağlayacağını bilmekte biraz senin eline. Muratcan peki şey dedin ben hızlı başlatıyorum diyete sonra biraz dolu götürüyorum gibi bir şey söyledin yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Orada peki dolu götürme kısmında ne kadar artıyor karbonhidrat ya da ne kadar sürüyor? Diyelim ki Abi güzel bir kondisyon tuttu. genellikle haftada mesela 7 güne göre konuşayım. 5 gün beslenmesini sabit tutuyorum neyse. Ama 2 gün birazcık yüksek kalori aldırtıyorum. Bunu tamamen beslenmeyi aynı tutarak yaptırıyorum. Ki hani birazcık haftalık kalori toplamı biraz yukarı artsın Peki hesabı yaparak. carb cycle gibi şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Yaptırıyor Ben musun? pek yaptırmıyorum abi açıkçası. Ben de açıkçası çok şey Hani duymuyorum ona ya. Çok mantıklı gelmiyor bana. ben yaptırmıyorum abi öyle söyleyeyim. Yaptım, yaptırdım da ama artık yaptırmıyorum. Pek hani Abi sedanterlerde işe yarıyor da şeylerde hani bir profesyonellerde o kadar artık işe yaramıyor. Bir de çok geçen bir şey yazmıştın. Hani insanlar sırf kaloriyi dengelemek için işte karbdan kısarken yağdan artık. Yani sen demiştin ki hani bunun adı carb cycle, fat cycle değil. Orada da ayarlamayı doğru yapamadığın anda zaten carb cycle'ın hiçbir anlamı kalmıyor. aynen, kesinlikle abi. Aynı fikirdeyim. Ben abi açıkçası hani çok zor durumda kalırsam off günlerde falan düşürtmeyi çok sevmem ama hani o zaman belki hani artık form gelmiyor zaman darsa o zaman yaptırabiliyorum. Ama işler yolunda gideceğini fark ettiğim an genellikle sabit bir beslenme. Benim carb cycle yazdığım tek sebep var. Yani o da mesela 100 gram pirinç yazınca adama haftanın 7 günü 100 gram pirinç sürekli diyet yapıyormuş gibi hissediyor ama 700 gramı böyle hani bir güne 300, bir güne 300 falan yazınca birkaç gün en azından böyle karnı doymuş oluyor. Evet. Sonra düşük kalori falan devam edebiliyor ama sonuç anlamında ben ekstra bir şey kattığını düşünmüyorum. Abi bana sorarsan ekstra ben de kesinlikle zaten kattığını düşünüyorum. Benim fikrim. Bu iş abi genel şeye bakıyor. Resme bakıyor yani. Peki bir şey soracağım. İkimiz de totalde şuna verdi sen. Haftalık kalori miktarı aslında. Sen dedin ki işte hani kalori miktarını biraz yükseltiyorum. Gıdaları aynı tutuyorum. Sen de dedin ki 700 pirinci 100 vermek yerine
İşte 300-200 ya da şöyle örnek veriyorum Çok 100-150 falan. sızlanıyorsa yani o da. Peki sence sonuçta bir şey hani değiştirmiyor dedin ama kalori hesabı hani farklı bir hani günlük mü yapılmalı yoksa haftalık hesap sence işe yarar mı? Yani haftalık olarak tam bir şey diyemem ama açıkçası ben öğün öğün şunlar şu gram yensin diyen biri de değilim. Hesaplayan biri de değilim. Ben o günlük yemeği yaparım. Göz kararı ben onu bölerim. Ben göz kararı yerim. O yüzden hani haftalık belki bilmiyorum. Belki haftalık biraz fazla olabilir ama 2-3 günlük toplamlar bence yeterli mantıklı şey olabilir. Peki büyük bölge, küçük bölge günlerinde hani kalori arttırma, kalori azaltma ya da Ben ona eksik çok bölge günlerinde. katılmıyorum ya. Ben çünkü o yediğin şeyin etkisini o günde çok hissedemiyorsun yani açıkçası. En azından bir de mesela off günde zaten iyileşmek için yine besine ihtiyacım var. Yani düşürmenin mantığı ne olabilir? Bence de aynı devam etmesi mantıklı yani. Ben de aynı Doğru. fikirdeyim abi yani. Zaten dediğin gibi özellikle erken idman yapan biri için o gün yüksek karbonhidrat yapmanın idmana birçok bir yani karbonhidrat o kadar hızlı glikojene dönüşen bir şey değil zaten. Tabii. Ve böyle hani kas gruplarına göre sürekli değişiklik yapmak biraz bence kontrolü zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Evet. Mümkün olduğunca ben hani değişkenlerin az olması taraftarıyım açıkçası. Peki şimdi çok az zaman var yarışmaya. Böyle ne öneriler verebilirsin? Kondisyonda çıkmak isteyen kişilere. Önden boşaltıp sonra dolu pek gitme şansı yok. Şu an Abi boşaltıp gitmekten başka bir çaresi yok kimsenin abi. aynen. 3 hafta Kesinlikle. zaten herkes yedi. Yani Abi insanlar ben ha söyle buyur abi. söyle. Buyur. Ya şöyle hani işin çok büyük bir kısmı hani son yarışlarda özellikle psikolojik oldu. Çünkü çoğu kişi hani hem depremden dolayı olsun hem o ülkenin içinde bulunduğu halden olsun. Çoğu kişi hazırlığı bırakmakla birlikte çok kötü yedi. Hani Instagram'da görüyoruz. Hani mükemmel dediğimiz formlar da hipotetik oldu ki süreç sonunda su tutmak zaten çok doğal. Hani şu an bence sıfırlamaktan başka hiçbir yol görünmüyor. Hani eğer adamın formu gerçekten diyet bozmadan gitmediyse abi. Muratça. Abi şöyle ben hani yayından önce ufak bir seninle sohbet ettik. Benim 11 yarışmacım vardı. Ben hepsini işte dinlenmeydi. Eylül'e göreydi. Bir belirsizlik olduğu için açıkçası onların hemen sağlığını toparlayalım. Bir sonrakine iyi çıkalım moduyla bir an önce herkesi geri çektim. Bu noktada bence şunu öneririm ben. İlaç konusunda değişiklik yapmış kişilerin nacizane ben hazırlanmaması taraftarıyım. Kendi görüşüm. Hani komple işte böyle benim çünkü bir öğrencim sordu. PCT yapıyorduk. Hazırlanalım mı 4 haftada dedi. PCT'nin ikinci haftasındayız falan. Hani gerek yok diye düşünüyorum. Ama belli bir seviyede olan birinin Ahmet'e kesinlikle katılıyorum. Yani artık açlık oyunlarından başka hiçbir şansı yok bence. Hani biraz kardiyoda vakit geçirecek abi bisiklette. O kıç biraz ağrıyacak. Ve açlık abi. Başka hiçbir şans olduğunu düşünmüyorum. Ki bu da ne kadar %100 o kişinin formunu çıkarır. Hani gerçek kalitesini çıkarır. Soru işareti yani. Ama şu an ben abi çok düzgün formlu hani mükemmel sporcuların çıkacağını çok düşünmüyorum abi. Ekstra gerçekten diyeti bozmayan ve şeyler. Çünkü 2021 miydi pandemi yarışı Buray? 2020 Aynen. herhalde. Hatırlıyorsunuz o zaman. 10 gün kala yine reklam. Hani o yarış da maalesef böyle oldu. Evet. Dolayısıyla hani süreç açıkçası aşağı yukarı herkes için benzer geçti. Yani yarış iptal olduktan sonra adam bir ay için, bir ay sonrası için kendine yeni bir yarış seçmediyse çok kişi ilacı değiştirdi. İşte esterini değiştirdi. Tiroid ilacı kullanıyorsa onu kesti, onu kesti. O zaten bir de rebound oldu üstünden. Zaten gelenler de sonunda gelecek aşağı yukarı. Abi ben o konuda birazcık Instagram'da açıkçası bir söylendim, hikaye attım yani. Bu süreç yönetimi çok kötü oldu bence o konuda. Yani yarış iptal demek başka bir şey. Ya ne zaman iyi oldu ki? Affedersin ama. Ne zaman böyle? Kesinlikle abi yani bütün Türkiye'deki işte futbol olsun, basketbol olsun ertelendi diye söylendi. Evet. İptal başka, ertelenmek Tabii başka bir şey. süresi daha sonra duyurulacak desen insanlar ona Aynen göre. abi dese ki evet ikinci bir açıklama en kısa zamanda yapılacaktır. İnsanlar o zaman devam ederdi. Ama bekle 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 hiçbir şey. 3 hafta geçti abi yani Ya hani. ben 3 hafta beklettim. Ben bak tam ben işte şey oldu 3 gün önce falan çoğu kişinin planı değişti. Yeni planlarını gönderdi. 3 gün sonra bu oldu işte. Yani abi bilemiyorum. Çok ve Avrupa seçmeleri bu yani. Bu hani burada şampiyon olacak kişiler Avrupa'ya gidecek temsilen hani milli takım. Artık ne kadar kıymetli bilmiyorum ama
Ne kadar iyi çıkacak göreceğiz umarım. İyi yarışmacılar çıkar yani. Ben bu sefer oraya izlemeye, keyif almaya geleceğim. Çok da öneri verecek bir şey yok. Abi öneri Yok açtım. abi. Başka hiçbir şansı yok. Harbiden başka bir. Ya bak Güray beni biliyor. Ben hani yaklaşık son 4 yarıştır kardiyo yapmıyorum. Bak söyleyeyim, toplasan yaptığım kardiyo 10'du. Bu arada hani normal off sezonda da diyet bozan birisi değil. Olabildiğince formda gezmeye çalışıyorum. Dün iyi şey geldi, reglaman geldi. Ben sabah 45 dakika kardiyo yaparken buldum. Hani ben kendime şey anlamında diyorum. Bir anlamda değil. Ben kendimi bu halde bulduysam herkes bulabilir. Ben eğer şu an şu günden sıfır karba düşüp son ölümü bundan 4 saat önce yaptıysam herkes yapabilir. Ama çünkü başka bir yolu olmadığı için. Abi insanlar efor sarf etmekten, acı çekmekten biraz çekiniyor. Hani nasıl bunları yaşamadan hazırlanırım kafası var. Bu zor bir süreç zaten. O yüzden O zaman korkuyorum. hazırlanmayacak. Aynen, hiç gerek yok abi. Benim mesela bazı çok samimi kardeşlerim var. Yarışmacı hazırlığı yaptı. Olmadı. Diyorum ki abi gerek yok. Güzel form tut, plaja git. Herkes podyum yapmak zorunda değil abi yani. Evet. Bu sert bir süreç. Bu dediği normal insanlar için de geçerli. Yani forma girmek istiyorsan ve iyi bir fiziğin olsun istiyorsan zorlanacaksın yani. Sert bir süreç geçireceksin. Abi kesinlikle ben mesela değişim yarışmaları oluyor, biliyorsunuzdur. Benim Evet. iki öğrencim kazanmıştı onu abi. Yemin ederim 3 ay 100 gramın üzeri karbonhidrat yemediler. Evet, çok Abi önemli. süründü. Süründü yani, ama yapacak bir şey yok. Benim bir öğrencim vardı. Rapor haftalık rapor kısmını tam anlamamış. Ben de ona 1450 kalori falan yazmıştım. 6 hafta sonra bana yazdı. Hocam işte diyeti değiştirecek miyiz falan. Bir açtım tablosunu baktım. 6 hafta hiç rapor girmemiş. 1400 kalori gitmiş çocuk ama inanılmaz bir forma girmiş. Yani böyle bildiğin hani fotoyu da aynı yerde çekinip atmış bana, yan yana koyuyorum. Muazzam. Disiplin, irade abi. Evet abi, inanılmaz formda natüreller oluyor. Benim Evet. natürel olup sonra ilaca başlayan öğrencilerimden bazıları daha kötü form tuttu mesela. Bu Çünkü arada bence natüralken ilaç... forma girmek daha kolay. Eğer hormon dengesizliğin yoksa. Ya küçük kalırsın. Kütlen olmaz. Evet. Hı. Ama zaten dediğin gibi pro natürellere bakarsan mesela kanka, inanın görmüşsün, acayip formda Tabii yarışmacılar var yani. gerçekten. Korkunç yani adamlar. Evet ya valla akıl almıyor. Bilmiyorum gerçek midir değil midir bilmiyorum Evet, yani. o soru işareti abi kesinlikle, ama Evet. Yani şöyle dünyaya bir evet daha kanlı gelip çıkmayan şeyler mi denememiz var? lazım. Şimdi ilaç konusuna girsem ilaç konusu nereden baksanız bir saat sürer. Bence onu ayrı bir bölüm olarak yapabiliriz. Eğer bu tarz bir talep Hele gelirse. Muratcan da varsa yani çıkamayız işin içinden söyleyeyim ya. Biz, Ama abi aynen, işin hepimiz de hani nacizane bu konuya hakimiz. İnciğini cinciğini çıkarırız ortaya. çünkü konuyu açıyor. İşte geçen gün yağ yakımı semineri hani gelenlerin büyük bir kısmı sedanter. Ben orada Humulin'le Lekarnitin örnek veriyorum. Biraz diyor sus lan sus diyorum Abi ben ben onu kenara. Yani YouTube'a girdiğimde yaşadım. İlk video çektim. İşte amacım hani biraz da tabii bildiğimi göstereyim. İşte hipertrofiden, serinin adı hipertrofi serisi. Böyle acayip bilgiler vermeye çalışıyorum falan. Mesela anneme falan izlettim evde. Böyle izliyor abi. Hani evet. hiç sıfır. Hani hiçbir şey katamıyorsun. Benim annem mesela 25 senedir spor yapan bir kadın. Videodan iki parça şey öğrendi, öğrenmedi. Dedim ki abi demek ki bu iş hani birazcık senin ilk başta söylediğin terimsellikten biraz uzaklaşıp genele nasıl anlatabilirim bunu? Ona geçiyor yani. Yani bu dediğin gibi bu hatayı hepimiz yapmışızdır dönem dönem. Bazı insanlar sırf şunun için yapıyor hani bakın ben böyle gizli bilgilerim var deyip hani Evet. insanlarda merak uyandırmaya çalışıyor ama Şimdi dediğini biliyorum ben Güray de kardeşim inadına diyorum ki bakın bunların temelleri budur. Sizi alıyorum konuşuyoruz. Başka arkadaşları alıyorum konuşuyoruz. Yani inanın aklın yolu sonunda bir oluyor. Şimdi adam Instagram, YouTube yorumunda haftada bir yapanla iki yapan küfürleşiyor, kavga ediyor bak. Sen diyorsun ben haftada bir çalışıyorum. Ben diyorum ben iki çalışıyorum. Abi olabilir yani. Hani nasıl optimize edebiliyorsan. Çünkü çok klasik bir laf vardır. Sprint değil bu iş. Maraton. Nasıl devamlılık sağlayabiliyorsan odur. Bunun da birçok yöntemi olabilir ama biz burada
en aktarılabilir şekilde söylememiz lazım ki bizim burada set sayısı söylememiz lazım ki karşıya bir şey gitsin. Şimdi adam çıkıyor diyor ki Murat, adam çıkıyor diyor ki işte kası yorana kadar. Kardeşim senin kası yorma şeyin farklı. Adamın anladığı farklı. Adamın hissetmesi var. Ona bir somut bir şey ver. Ona elle tutulabilir bir şey ver. Ben o yüzden anlatıyorum RER nedir, failure nedir. Yani bunlar aman bu iş bilimsel yapılsın diye değil. Adamın kafasında canlanmıyor ki. Adam diyor ki işte 4 set yapacaksın. İşte ilkinde şöyle şöyle yapacaksın. Sonuncu da yardımlı gideceksin. Şöyle tut. Hiç kimsenin kafasında bir şey oluşmuyor. Benim Evet bile abi. kafamda bir şey oluşmuyorsa. Evet. Adam zaten bir yerden sonra onu kendi yorumlayabilecek seviyeye geliyor. Ama dediğin gibi o Evet, taslağı bırak kendi vermek lazım. yorumlasın. Temelleri atsın. Gerisini zaten dediğin gibi kendi yorumlayabiliyor. Bu dediğin işte ben hani paylaşımlarda mesela Ronnie'den örnek veriyorum, işte Jay'den örnek veriyorum. Hani insanların hep bildiği kişilerden. Herkesin farklı çalışma sistemi. Yani Evet. Blank Boring gibi idman yapıp burada hangimiz acaba büyüyebiliriz? Örnek. Ya da işte Ronnie sıkıyor. Milos gibi yapıp mesela. Miloş gibi yapıp o sistemleri uygulamayıp uygulasam bile hangimiz kaçımız sonuç alabilir? Mesela Phil Heath bir paylaşım yaptı. Bizim Türk sayfaları da hep paylaştı. Abi. Ben işte 220 pound yani 100 kilo üzeri hiçbir hareket yapmadım diye. Abi o adam Phil Heath yani. Hani onda yaramış ama %99'da yaramayacak bir sistem. Hani bunların hepsini bilip kendine yarayanı bulmak çok önemli yani. Evet, bu da bazı hatalar yapmayı da gerektiriyor bazen. Ya da doğru biriyle çalışacaksın. O seni yönlendirecek. Abi Ama o çok çok önemli açıkçası bence ya. Ben ben mesela ilk başta çok yanlış biriyle çalıştım. Bu iş nasıl yapılmaz? Çok hızlı öğrendim. bak, O o da yüzden öğrenmenin çok güzel bir yolu bu arada. Hani evet bazen bir şey öğrenmenin, evet, doğrusunu öğrenmenin yolu nasıl yapılacağını izlemek. Ama bazen de gerçekten nasıl yapılmazı verdiğinde adam zaten otomatik doğruyu buluyor. Seninki o misal olmuş. aynen Bir de abi. dediğinde şöyle bir süreç var abi. Hani o dedin ya abi, adam 6 hafta hiç bana dönüş yapmamış. Ya şey yapmış 1400 km. Tamam, o hadi şansına çok güzel olmuş abi. Bu süreçte önemli olan şey sen gidip dünya yıldızı bir koçla da çalışsan abi, hocaya geri dönüş yapmamak. Yani biz burada konuşuyoruz. Diyoruz ki yüksek tekrar, düşük tekrar. Yüksek yağ, düşük yağ. Yüksek karb, düşük karb. O bu. Bunların hepsi dediğimiz gibi en başta kişiden kişiye değişiyor. Evet. Benim dediğim şey bir örnekti. Yani bildiğin kiloluydu. Az Aha. yemesi gerekiyordu. O yüzden başarılı oldu. Hani kas koyma yönünde değil. O yüzden başarılı oldu. Yani bu süreçte ciddi olarak büyük ihtimalle Muratcan da senin de abi en şikayetçi olduğunuz ve sıkıntı çıkaran konu, insanların kendi vücudunu tanımak için hiçbir çaba sarf etmemesi. Ve hani buna hiçbir şekilde öne gitmemesi, bilgiyi sadece hazırdan almaya çalışması ve sonra tüm sorumluluğu sana yıkması. Ve sabırsız de, bunları yaparken bir de inanılmaz bir sabır eksikliği olması abi. Hani bir an önce olsun falan gibi. Bu Evet. herkes yaşıyordur herhalde ya. Abi. Maalesef. Sabırsızlık maalesef. Yani dönem dönem belki kendi fiziklerimiz için de yaşıyoruz ama şimdi düşünüyorum, 6 ay çalıştığım birinin ilerlemesine bakıyorum. Bir de kendimi diyorum ki ya ben diyorum 6 ayda ne kadar koydum ki? Ben de bil fiil Aynı yapıyorum. şey ben de düşünüyorum bazen. Çok da bir şey koymadım aslında. Yani o açıdan baktığında o kadar da inanılmaz bir beklenti vücut Üzücü bir geliştirme spor. doğasında olmaması lazım. Evet. Evet abi. Hatta bir sene öncesine bakıyordum, fotoğrafı bir sene önce daha mı iyiymişim? Bazen benim de şey oluyor. Ya da diyorsun ki hani şuram iyi gitmiş ama şura geri mi gitmiş? Evet. Ya Ben de o oluyorum. psikolojik ya. Çünkü antrenman yapıyorsan muhtemelen ilerliyorsun yani. Çünkü şimdi ben bakıyorum, eskiden benzer kilo arada çok daha yağlıymışım ama büyüme konusu apayrı bir şey ya. Yani gerçekten büyük kütleler için ilaçlarla beraber bunu irdelemek lazım belki de. Abi olur da bir ilaçla ilgili bir podcast yaparsak ben o konuda hani söyleyeceğim çok şey var bu işin. Hani ilacın hani hep şey var ya ya ilaç işte çok da önemli değil beslenme abi önemli belli bir seviye için. Yani bu iş öyle Kesinlikle. Tabii ki, hani tabii ki abi. haftada bir iki taneyle olmuyor. Hani Yok o işe abi. çok girmeyeyim. Hani bu işin büyük kısmı Muratcan'ın abi. Çok hani söylediği, girmek istemedim. Tutayım dedim konuşamadım. Muratcan'ın söylediğine şunu ekleyeyim. Şey de biliyorsunuzdur. Doktor Thomas O'Connor diye bir adam var. Doktor Ben hiç Jesse. sevmiyorum o adamı ya. Abi bak, sadece şunu söyleyeyim. Adam YouTube'da bir PCT ve hani kan testi örneği veriyor. Diyor ki bir FBI diyor.
Off yani şeyde bu arada Cruise'da yaklaşık gram testo gram bolde Blast'da Bulk'ta 2,5-3 grama yakın testosteron, grama yakın tren ve buna yakın diğer ilaçlar. Hani O gerçekten bizim dışarıdan baktığımız ya ben adam hani mı yüksek öneriyor? Bir dakika, o adam mı bu böyle bir hayır şey? hayır kendisine gelen hasta. He, çünkü İyice hani tabii. hayır. O böyle her şeye aşırı böyle çok zararlı takınan biri de şaşıracaktım yani o kadar. Hatta şey yani hani mesela örnek veriyorum geçen senemle Sibam'ın bir tane podcast'i çıkmıştı Ian Valiyer'le. İşte haftalık 250-500 mü ne Evet. kullanıyorum diyor. Sonra herkes dedi bu bile bu Aynen, kadar ülkeyi kullanıyorsun karıştırdı abi o podcast. yani yok abi işin aslı öyle değil. Abi kas gelişimi gerçekten çok zor bir süreç. Mesela bunu hani insanlar şöyle fark etsin diye söyleyeyim. Hani bir senelik kıyas yapıyor abi adam mesela, yarışmacılar ya da öğrenciler şey diyor. Mesela geçen sene abi 100 kilo bulk yapmış adam. 80 kilo form tutmuş. Bu sene çok acayip bulk yapacağım, hedefim 120. Al, yani sen 20 kilo hani Ne üzerine alacaksın ki koyacaksın. abi? Hiçbir şey Aynen, alamazsın. ne alabilirsin? Bu işte hani ben senede adama diyorum ki abi 2 kilo falan kasılırsan, gerçekten 3 kilo alırsan sallıyorum. Bu değişebilir ama 10 sene sonra 30 kilo demek. Sen yani şu an 90 kilosun, 120 kilo bir bodyci olacaksın. Ülkede var mı öyle biri? Yok. Yani bu rakamlar çok ciddiye geliyor kümülatif olunca. Hani fark etmek lazım, farkında olmak lazım. Çok ufak gelişiyor bu iş. Ufak ufak Ya, gidiyor yani. gerçekten Bu arada Murat... inanılmaz. Ya şimdi konuyu açtıkça konuşacak çok fazla detay var. Hani tekrar açıp 2,5 saate Dur uzatacak seni konu. keseceğim dur. Şimdi normalde Muratcan hani bu podcast'i yarış ilanı gelmeden şey yapmıştık, karar vermiştik. Demiştik ki ya hani yarış iptal oldu acaba off sezon mu olsa? Evet. Sonra düşünmeye başladık. Abi off sezon definisyondan çok daha ayrı. Yani o süreci takip etmek, o süreci bir nihayete erdirmek, o sürecin sana yeterli olduğuna karar vermek, o süreçten diğer sürece geçiş aşaması, diğer sürece geçiş bunun psikolojik olarak devamlılığı yani 2-2,5 saat dahi yetmez. Çünkü Evet konu abi, ben gerçekten açıyor. kesinlikle abi, ben hep şunu savunuyorum. Bu işin iyi bir bulk yapmak çok zor. Yani bulk'ı ben adale gelişimi hani süreci olarak adlandıralım. Bu işin en zor kısmı diye düşünüyorum. Herkes forma girebilir çünkü aç kalırsa, ama öbürü çok zor Ben de yani. öyle düşünüyorum artık. Evet. Siz bir şey dedikçe ben başka bir şeyler daha söyleyip konuyu uzatasım geliyor ama isterseniz bu bölümü burada bitirelim. Katıldığınız Tamamdır için abi. teşekkür ederim. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu noktaya gelen kadar izleyen herkese de teşekkür ederim. Abi ben çok teşekkür ederim davetin için. Çok keyif aldım ben. Yani sürenin geçtiğini valla ben şimdi saate bir bakayım dedim, 12 olmuş. Evet. Çok Başta bir keyif aldım. şey oldun mu? Böyle bir podcast'e katılan herkes başta bir ya konuşabilir miyiz gibi bir böyle ufak Abi bir yok düşünce olmadım. Neden olmadım? akıyor Hani sonra. ilk podcast ama hani sürekli canlı yayınlar falan Instagram'da Evet. yaptığım için o alışkanlık en azından vardı. Ama konuşmanın akacağını biliyordum. O yüzden çok keyif aldım. Tekrar çok sağ Güzeldi. ol abi. Teşekkür Ahmet, sana da ederim. çok Ben sağ ol de kardeşim. teşekkür ediyorum Güraç'ım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Uğrayacağım sana. Kardiyo ekipmanı falan almak istiyorum. Bir türlü kardiyo ekipmanı bulamadım. Şimdi bulamazsan koşu bandını getireceğim o yüzden. Evet, geleceğim seni darlayacağım. İyi öpüyorum. İyi geceler herkese. Yeni Dinlediğiniz için geceler videolarda arkadaşlar. görüşmek Teşekkür üzere ediyoruz. arkadaşlar. İyi Görüşmek üzere. geceler diyebilirim Güzel. çünkü video hemen bu gece geliyor.